sizlerle birlikte olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bakkal esnafı mahallesinin, beldesinin, köyünün her şeyidir. Amcasıdır, dayısıdır, akrabasıdır. Sadece alışveriş yapılan yer değil, orada o ailelerin, orada yaşayan ailelerin her türlü hizmetine, onların çocuklarının yaşantılarına dahi karışabilen, onlara sahip çıkan bir anlayışın ahilik anlayışına sürdüğü bir odadır. Bu sebepten elbette diğer odalarımız çok önemlidir ama Bakkal Odalar Birliği ise çok çok daha önemlidir. Allah sizlerden razı olsun. Biraz önce divan başkanımız 47 yıldır bakalım diye gururlu bir şekilde söylediler. Cidden çok önemli. Kapanma döneminde kaybettiği kazancı en azından asgari ücret tutarında aylık destekleri vermeyi çok gördüler. Yandaşlarına çifter çifter maaş bağlayıp esnafa pandemide 1000 liralık, 3000 liralık, 5000 liralık desteği lütuf gibi gördüler. Allah aşkına esnaf bu parayla dükkan kirasını mı ödeyebildi, faturalarını mı yatırabildi, evinin rahatça geçimini mi temin edebildi, hiç düşünmediler. Bu ülkede esnafın, hatta ülkenin kalkınabilmesi için hep söylediğimiz bir şey var. Yerli üretim, yerli üretim, yerli üretim. Ama biliyoruz ki üretim yapan her yer satıldı. Bakkalımızın en çok sattığı ürünler arasında yer alan temel gıda maddeleri, pirinç, bulgur, nohut, şeker, bakın bunların hemen hemen hepsi ithal, dışarıdan alıyoruz. İthalat olunca da sürekli fiyat artışı yüzünden esnaf artık işi gücü bırakıp tabiri caizse döviz kurunu takip ediyor. Sattığı ürünün yerine yenisini önceki fiyattan alamıyor. Bakkal esnafı ekonomimizin barometresidir. Faizsiz finans kurumu gibidir. Ekonomi bir nevi onların üzerinden yürür. Keşke dinleseydi, sayın vekil de gitmeseydi. Kardeşim, bu devlet güçlü bir devlet. Bu devlet 1000 yıllık kökeni olan bir devlet. Bu devlete de küçücük bir kasırgayla, küçücük bir ekonomik terörle hiçbir şekilde yok edilemez. Ki 15 Temmuz'da yok edilemedi. Bu devlet elhamdülillah vatandaşına da sahip çıkar, esnafına da sahip çıkar, herkese, emeklisine, memuruna, herkese de sahip çıkar. Rahat olsun herkes. Bakın asgari ücrette çok güzel bir gelişme yaşadık. Emeklimize, memurumuza çok güzel zamlar verdik. Esnafımıza borçlarını erteledik. Bunları niye söylemiyorlar? Bir karanlık tablo çizmeye çalışıyorlar, insanların içine bir uhur vermeye çalışıyorlar. Elhamdülillah bu devlet hepimize, herkese destek olacak. Bizim şiarımız insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu devlet ayakta duruyorsa insanımızı yaşattığı içindir. Bizim bir toplantımız daha var. Biz fazla söz uzatmayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Cengiz Başkanım'a özel teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yaptığı bu kampanyalarla hakikaten hem esnafımızı rahatlattı, hem vatandaşlarımızı rahatlattı. Biz biliyoruz ki etrafta maalesef bazı stokçular var. Bunlarla devletimiz ciddi manada mücadele ediyor. Bunu da söyleyelim. Ciddi cezalar da 2 gün önce çıkardık biliyorsun. Stokçulara 2 milyon liraya kadar ceza vereceğiz. Bunun cezasını çıkardık. Ama elhamdülillah gidişimiz güzel. Bizim tek bir derdimiz var. Bu devleti, bu milleti yüceltmek. Terör örgütünü, ona yardımcı olanları, onunla yol yürüyenleri, onu sevenlerin hepsine lanetliyorum. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, az önce İbrahim Bey vekilimiz de söyledi. Biz büyük bir millet, büyük bir devletiz. En mühim esnaf kardeşlerimiz dayanışmayı, yardımlaşmayı, eksiğini gidermeyi, birbirine destek olmayı her zaman önemseyen bir meslek. Ahilik kültürünü bu aziz Türk milleti bütün dünyaya göstermiştir. Bugün de bu kültürün mensubu olan siz kardeşlerimizin gününde beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Az önce değerli CHP milletvekilimiz her zamanki hal, tavır ve davranışla attı, sıkıldı, gitti. Şimdi ben burada sormak istiyorum. Lütfen sorun. Biz 855 bin esnafın vergisini kaldırdık. Doğru mu? Kanun çıkarttık. Afyon'un kaç milletvekili var?
6. O gün Sayın Bakanımız İstanbul'dan kendi komisyonu ilgili toplantıdaydı. Geriye kalan 5 milletvekili. Ali Özkaya evet oy verdi, esnafın vergisi kalksın dedi. İbrahim Yurdunu Seven evet oyu verdi, vergisini kalksın dedi. Mehmet Taytak evet oyu verdi, vergisi kalksın dedi. Neredeydi hanımefendi? Neredeydi? Bugün esnafla beraber olmayacaksın, bu kanuna oy vermeyeceksin de neden esnafla ben beraberim diyeceksin? Buna bir cevap vermek lazım. Öyle mi? Konuşmak kolayken, bak kanun çıkıyor, bugünden daha kıymetli ne var? Esnafın vergisini kaldırıyoruz. Biz ertelemiyoruz. Ya toptan kaldırıyoruz. Vergi yok, bitti. E ne oldu şimdi? Niye bu kanunu vermedin? Ha, demek ki sözle eylem farklı. Genel başkanı çıkıyor, Urfa'yı bize verin, size elektrik bedava. Belediye başkanı diyor ki, ya git kardeşim, çıkın gücünün, burayı Kılıçdaroğlu yönetmiyor diyor. Ya bunların birbirinden haberi olmayan insanlar, devlet böyle mi yönetilir? Belediye başkanının genel başkanına, genel başkanının milletvekiline, milletvekilinin il başkanına güvenmediği bir sistem mi? Ha. Bunlara belki buranın konusu değildi, keşke burada konuşmasaydık. Ancak bunu da söylemezsem içimde, yüreğimde kalır. Esnafta pandemi süreci başladı. İlk başlarda marketler açıldı biliyorsunuz, kapandı, açıldı. Bakkallarla ilgili sorun oldu. Biz Cengiz Başkanımla konuştuk arkadaşlarla. Türkiye'de ilk defa Sayın İçişleri Bakanımız konuşup bu konuda net belirleyen ve bakkalların kapanmasını önleyen Afyon'dur. Bu fikre beraber yürürlüğe koyduk arkadaşlarımızla. Sonra Türkiye'de bugün en ucuz ekmeği yiyen illen, iki ilden birisi Afyonkarahisar. Biz aylık 760 bin ton buğday, frankalar ekmek için buğdayın yaklaşık 700 bin tonunu devlet olarak ucuza veriyoruz fabrikalara. Neden? Vatandaşımız ekmeğini ucuza yiyebilsin diye. Ümitlerine, daha doğrusu güvenlerine mazhar olmak üzere yönetim kurulu ve arkadaşlarımla birlikte her zaman sizlerin yanında olmaya çalıştım. Çok kıymetli arkadaşlar, meslektaşlarım. Hakikaten esnaf ve sanatkar olarak geçirdiğimiz günler çok sıkıntılı. Neredeyse 2 yılı bulan bir pandemi süreci yaşadık ki işte canlar kaybettik, canlarımızı kaybettik. Meslektaşlarımızdan ebediyete intikal eden arkadaşlarımız oldu. Yakınlarımız, çevrelerimiz oldu. Bununla birlikte ekonomik yansıması da esnaf ve sanatkarımızı çok etkiledi. Ancak biz biliyorduk ki bu sıkıntıyı biz birlikte aşacağız, el ele aşacağız, devletimize destek olacağız ve toplumla sosyal dayanışmaya ve birbirimize yardımla aşacağımızı da çok iyi bilincindeydik. Dolayısıyla bu süreçten en az zararla etkilenmek üzere sizlerle her ne kadar kapalı dönemde olsa iletişim halinde olup sıkıntılarımızı gerek siyasi partilerimize gerekse bakanlık temsilcileriyle görüşüp sizlerin dertlerine bir nebze de olsa çare olmaya çalıştık. Kapalı olduğu dönemlerde esnaflarımızın Afyonkarahisar'da dükkan saatlerinin akşam 9'da kapanmasıyla birlikte sıkıntılar yaşayıp dolayısıyla bunu biz 12'ye aldırmak suretiyle bir nebze de olsa sizlere destek olup bu arada mesafe ve hastalıkında yaymak adına da Türkiye genelinde böyle bir genelgeyi de çıkarttırdık. Dolayısıyla burada Afyon milletvekillerimiz, özellikle Ali Özkaya Bey'e de, kendileri biraz önce buradaydı ama şu anda yine kendilerine teşekkür ediyorum. Esnaflarımızın her zaman yanında olduğu gibi bundan sonra da olacağına canı gönlünden inanıyorum. Kıymetli meslektaşlarım, siyaset yapanlar sadece siyasi partiler olmamalı. Bugün sizler de şahit oldunuz. Farklı siyasi görüşü olan milletvekillerimiz buradaydı. Siyaset millete, Türk milletine ve vatana hizmet etmektir. Dolayısıyla bizler de zaman zaman Afyon için, esnaf ve sanatkarımız için bir siyasi parti temsilcisi olmamıza gerek yok. Ancak
sizlerin sıkıntılarını aslında biz onlara söylerken biz de siyaset yapmış oluyoruz. Evet, biz siyasi partiler üzeri bir kuruluşuz. Dolayısıyla yöntemleri farklıdır, yolu farklıdır. Ancak biz de belki konularda onlara bir takım şeylerle irtibat halinde olup sizlerin derdini de iletmek üzere onlara da her zaman ileteceğiz. Kendilerine burada bütün siyasi parti temsilcilerine ve milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Ben fazlaca sizleri yormak istemiyorum. Biz genel kurullarımızda her seferinde olduğu gibi ister aday olsun ister olmasın bütün esnafımızı davet ederiz. Burada sizlerle en azından bir sohbet niteliğinde bir dertleşme fırsatı buluruz. Her zaman olduğu gibi bizleri, beni ve yönetim kurulu, denetim kurulu arkadaşlarımı yalnız bırakmadınız. Sizlere teşkilatım adına da çok teşekkür ediyorum.